Özdal'ın sevgiyle, saygıyla, özenle kök salıp hayat bulduğu, hayat verdiği yerdeyiz. Gölgesi altında herkese yer sunan, yer olan bir ağacın, ulu bir ağacın, Hacı Bektaş Veli'nin huzurundayız. Eminim ki bu kıymetli buluşma Hacı Bektaş Veli'yi daha güçlü, daha derinden hissetmemizi sağlayacak. İçimizi iyi duygular kaplayacak. İyilik ve cesaretle dop dolu bir gönülle buradan ayrılacağız. Benim için Hacı Bektaş'ı hissetmek, bir olmanın gücünü, güzelliğini ve erdemini hissetmektir. Korkuyla değil, sevgiyle bir olmanın, cümle mahlukatla kardeş olmanın güzelliğini yaşamaktır. Hacı Bektaş'ı derinden ve gerçekten hissetmek, başlı başına aslında bir nefis terbiyesidir. Kerameti kendimizden bilip, başkasından hürmetimizi esirgediğimizde, kendimiz için istediğimiz hak ve adaleti başkası için de talep etmekten geri durduğumuzda, gerçek anlamda insan olmaktan uzaklaşırız. Başkalarının düşüncelerini, inançlarını ifade edip, yaşamalarının altında bir fitne aramak, bir düşmanlık bulup çıkartmak, bizim toplum olmaktan, gerçekten ve de millet olmaktan uzaklaştırır. Bugün maalesef böylesi anlayışlarla mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz. Allah korusun, insanlarımızın birbirine saygı duyduğu ortamları köreltmeyi, başkalaştırmayı hedefleyen bir kısım insanın ne yazık ki o kötü düşünceleriyle karşı karşıyayız. Devlet ve toplum katında muteber olan ve olmayan düşünceler, inançlar tarif edilmeye çalışılıyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Dışlanmış, yok sayılmak istenmiş kimselere yönelik sorunun özüne dokunmayan düzenlemelerle sureti haktan görünüp adaletsizliğin devam etmesi isteniyor. Düşünceye, inanca, ibadete, hukuk ve demokrasi dışı sınırlar çekiliyor. Bu toprakların tarihsel, toplumsal, kültürel birikimi ne yazık ki yok sayılmaya çalışılıyor. Bütün bunlar 100. yılını idrak ettiğimiz cumhuriyetimize yakışmayan tablolar. Bu ülkenin bütün vatandaşlarını eşit, hak ve özgürlüklere sahip bireyler olarak tanımlayan cumhuriyet, bu topraklardaki en büyük ve en sağlam kardeşlik projesidir. Cumhuriyete hep birlikte sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiçbir kişi ya da gruba ayrılık yapılmayacağı fikrine dayanan cumhuriyet, hiçbir kişi veya gruba resmen ya da fiilen daha az hak ve özgürlükler tanınmasını da asla kabullenmez. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşın haksızlığa, ayrımcılığa uğruyorum hissi yaşatmamak için kurulmuştur. Çünkü cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Çünkü cumhuriyet bu ülkede yaşayan 86 milyon insanını bu ülkeye eşit hissedar yapar. Çünkü bizi birbirimize bağlayan bu aziz vatan hepimizindir. Hep birlikte bu milletin birer parçasıyız. Asli parçasıyız. Bunu kimse unutmasın. Değerli canlar, benim için Hacı Bektaş'ı hissetmek, başkaları için emek harcamanın, kendini insana ve insanlığa adamanın eşsiz hazzını yaşayabilmek demektir. İnsanın kendinden önce başkasını düşünecek olgunluğa ulaşabilmesi demektir.
Bu duygu içerisinde dünyanın en güzel şehri 16 milyon İstanbullunun yaşadığı Türkiye'mizin göz bebeği, belki de dünya bir devlet olsaydı başkenti olacak diyeceğimiz İstanbul'a tam da bu duyguyla hizmet ediyoruz. Bu duygu içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte Hünkar Hacı Bektaş'ın ilim yuvasına, Hacı Bektaş ilçemize de hizmet edebilmiş olmanın çok büyük onurunu yaşıyorum. Gerçekten bu anlamda Hacı Bektaş ilçemizin her alanda hak ettiği konuma erişmesi için özenli bir çaba içerisindeyiz. İnanın Türkiye'mizin dört bir yanına İstanbul dışında İstanbullular adına katkı sunma gayretinde olduk olmaya devam ediyoruz. Ama gerçekten Hacı Bektaş'a verdiğimiz emeğin ve hizmetin bizdeki onuru ve gururu bir başka. Ama şunu söyleyeyim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siyasi görüş, etnik köken, din ve inanç ayrımı yapıyor olsaydım, inanın sizlerin karşısına çıkma cesaretini bile kendimde bulamazdım. Ben 16 milyonluk İstanbul'da, şehrimizde inanın her inancı eşit mesafede olan bir yönetici olmaya gayret ettik, etmeye devam edeceğiz. İstanbul'da imam, papaz, haham, peder, Alevi dedelerinin görev yaptığı bir inanç masası kurmuş olmanın gerçekten keyfini yaşıyorum. İşte bu anlayışla ve bu hoşgörüyle hepinizin karşısındayım. İnanç masası aracılığıyla farklı inanç ve mezhepten vatandaşlarımızın ibadetlerini eksiksiz yerine getirmeleri adına destek sunma gayreti içerisindeyiz. Cami, cemevi, kilise ve sinagogların ihtiyaç duyduğu hususları hiçbir ayrım gözetmeksizin yerine getirme konumuna özenle belediyemizi taşımış durumdayız. İşte böyle bir yönetici olarak karşınızdayım. Bu ve benzeri işlere imza atmamış olsaydım, bağnazlığa, hoşgörüsüzlüğe karşı tutulmuş bir akıl ve sevgi ışığı olan sadece sizlerin değil, Hacı Bektaş'ın huzuruna çıkmaktan utanırdım, cesaretini kendimde bulamazdım. İnsanın içindeki iyi özü temel alan eşitliğin, adaletin hakim olduğu kardeşçe bir hayatı kurmak hedefiyle yola koyulmuş herkes bu yolun ne kadar meşakkatli ve ne kadar zor olduğunu da bilir.